Merhaba Netflix'e mükemmel bir çizgi roman uyarlaması geldi. Sweet Tooth, benim de çok sevdiğim Jeff Lemire'in çizgi romandan uyarlanan Sweet Tooth'u bugün konuşacağım. Bir kısmı spoilersız olacak. Zaten spoiler'ı e geçerken de belirteceğim. Merak etmeyin, korkmayın yani, kaçmayın. <laughs> bir yere kaybolmanıza gerek yok. Hemen kısaca bir önce diziden ve aslında daha öncesinde Jeff Lemire'den ve çizgi romanlarından bahsetmem lazım. Ki benim kanalımda takip edenler zaten biliyordur ama... İlk kez görenler için Jeff Lemire'in eserlerini konuştuğum, biraz eski bir video idare edin. Tabi orada hesap makinesi kullanıyordum kamera yerine ama yine de iş görüyor. Onun da linkini zaten aşağıya ya da ekrana bir yerlere bırakacağım. Ki Sweet Tooth da benim sevdiğim eserlerinden biri ki kendisini belki Essex County eseriyle çok çizgi roman dünyası değilsiniz ama bir yerlerden duymuş olabilirsiniz. Çok popüler bir çizgi romandır o da. Aslında bunu Vertigo'ya yapıyor. Tabii şu anda artık Vertigo kalmadı. Vertigo nedir? DC'nin 90'larda başlattığı, aslında adult daha böyle sert içeriğin yer aldığı, daha işte vahşi cinselliğin, çok cinsellik yok ama işte tabii yani adult deyince herkesin aklına gelebiliyor. İçeriğin barındırıldığı ayrı bir markaydı aslında DC'nin altında. Daha sonra bu... ...Black Label'a çevrildi. 2018 yılında DC bunun adını değiştirdi. Artık hepsi DC adı altında... ...Black Label olarak çıkıyor. Ki bunun içine tabii önceden... ...Vertigo eserlerinin arasında... ...DC'nin ana akım işleri olmuyordu. Pek hani Batman, Jark vesaire olmuyordu. Şimdi hepsi artık Batman'in de... ...yani adult eserleri... ...DC Black Label adı altında geliyor. Eğer böyle çizgi romanlar... ...bana böyle daha çocuk işi geliyor diyorsanız... ...mesela Black Label ya da daha eski... ...Vertigo adı altındaki işlere bakabilirsiniz. Sweet tuttu onlardan birim. Jeff Demir bunu 2009 yılında başladı. 2013 yılında bitiriyor. Yaklaşık 40-41 sayılık 6 ciltlik bir eser. Ben bunu ne zaman okumuştum? İşte videoyu yaptığım dönem sanırım 2-3 sene önce okumuştum. Daha sonrası şimdi bu dizi için ilk cildini bir tekrar okudum ki Jeff Demir'in de açıklamana bakarsanız uyarlama kısmından mutlu. Ben de mutlu oldum. Önce onu söyleyeyim. Hani hep şu tartışıyor ya, böyle uyarlamam olur kardeşim vesaire diye. Ya tartışacak bir şey yok. Gayet temiz eklemeleri çıkartmaları dünyasıyla gayet e, güzel bir iş olmuş. Hatta tabii çizgi roman çok bilinmediği için e, ana karakterimiz Javert mesela çizgi romanda e, tırnak içinde beyaz e, biri iken dizide siyah olmuş Allah Allah ne kadar acayip değil mi işte e, bunun için herkesin şu an çıldırması lazım ama işte gördüğünüz gibi kimse e, esere bilmediğinde demek ki hikaye ve esere etkileyen hiçbir şey olmuyormuş e, gereksiz tepkilermiş bunlar deyip bunu da yine araya sıkıştırarak diziye geçiyorum hani diziyle ilgili bu arada birkaç bilgi daha vereceğim yapımcılar e, Susan ve Robert Downey Jr. E, bir, birader yok ikisi evliler e, onların yapım şirketinden çıkan bir iş bu aslında bir süredir planlanan, pilotu Hulu'ya yapılan, daha sonra Hulu'nun vazgeçtiği Netflix'in aldığı bir iş. Tabi burada yapım şirketi Robert Downey'ler hemen herkesin aklına Warner Bros. da niye değil falan. işte HBO Max'e nasıl gelmemiş bu soruları geliyor olabilir. Muhtemelen bu anlaşmalar ondan çok önce yapıldı. Çünkü uzun süredir masada olan bir proje bu ve ilk telif hakkı ile ilgili muhtemelen bir durum var. Bu da ileride herhalde açıklanır ya da belki açıklanmıştır. Siz çoktan okumuşsunuzdur, ben görmemişimdir. Evet, dizi Netflix'in almasıyla yapılıyor, tamamlanıyor. Ki ilk bölümde bu arada Jeff Demir yazıyor. Jeff Demir de hani diziyi gördükçe hatta şunu da ekleyeyim. Daha sonra Sweet Tooth Returns diye kısa bir iş daha yaptı. 2020 Aralık ayında 6 sayılık bir devam işi de yazdı. Yine Sweet ile ilgili. Daha sonra dizi işte hayata geçiyor. Diziyle ilgili tabii girmeden önce vermem gereken bir bilgi daha var. Şimdi çizgi romanda normalde çok karanlık bir dünya var. Yani bu karanlık tabi DC'nin artık geyiğine dönmüş DC karanlık kardeşim gibi bir karanlık değil. Az önce bahsettiğim Vertigo'da çıkan Edal Altışlaşı. Daha grafik sertlik var işte kafalar patlıyor. Evet. insanlar ölüyor, hayvanlar ölüyor. İşte hayat kadını olmuş hibritler var, hayat erkeği olmuş hibritler var vesaire. Yani burası biraz karışık. Oralar yani biraz daha sert bir çizgi romanken özellikle Susan Downey'nin belirttiği üzere yani biz bu kadar sertliği grafik olarak vermek yerine daha dünyaya yani o world building dediğimiz dizinin dünyasına odaklanan biraz daha umut vericiliği yüksek olan bir, bir iş yapmak istedik diyor. Ama bunu yaparken de şunu da atlamıyor yani mesajdan kopmayacağız. Yani aslında Cevdemir'in ve çizgi romanın verdiği mesajdan kopmayacağız kopmuyorlar. En azından ilk sezonda kopmuyorlar. Bunu da as şöyle veriyor biraz da özellikle ilk bölümlerde gasın küçük e, çocuğumuz evladımız geyik hibrit gasımızın e, bir yerde böyle artık e, kapalı kalıp kendisine çalılardan aile yapması işte burada bir köpek yapması sonra onları yakması falan aslında düşündüğünüzde bayağı e, ürkütücü şeyler e, çok görüntüde sert değil ama psikolojik olarak işte bu yüzden bunları anlattım psikolojik olarak bir sertlik var dizide bunu barındırmışlar. Grafiği atıp psikoloji kısmını tutmuşlar. E tabii bu da şu anda hani dizinin seyirci ilişki kurması da da daha e, güzel bir yol açmış. Hele de bu e, Covid döneminden çıktığımız günlerde, çıkmaya çalıştığımız günlerde diyeyim. Daha da güzel bir tercih olmuş. Efektler konusunda da hemen bir değineyim. E, CGI sanmış olabilirsiniz. Özellikle de karakterlerin işte kulaklarını vesaire oradaki animasyonları değil. Burada bir e, ...şeyle, puppeteer ile çalışmışlar, kuklacıyla. Ve bu kuklacı abimiz bayağı onları uzaktan böyle fiti fiti oynatarak... ...dizinin sahnelerine çekilen bölümlere göre oynatarak işi çözmüş. Tabi burada <laughs> biraz zor anlar yaşanmış. İşte koşarken düşüyormuş o kulaklar vesaire ama... ...çok sorun olmamış. Bu bayağı güzel çünkü ben şeyden çok korkmuştum ilk... E, ...bu iş yapılacağını öğrendim. Fragmanı gördüm de ya ulan nasıl gözükecek acaba... Onları da göster Çünkü biraz yapay gözükse çok hızlı kopabiliyoruz artık. Çünkü çok güzel işler izledik yıllar içerisinde. Evet. Efekt işi çok gelişti. Hani 70'ler 80'lerden bir film izleyince. Ya diyoruz tamam o dönemin şartları olabilir. Deyip ona göre izliyorsunuz ama yıl 2021 bu dönemde bir iş çıkınca ve. Bu tarz animasyonlar, grafikler, e, CGI'ler birazcık böyle kötü komik gözükünce. Hemen e, ciddiyetini kaybediyor. Iş ve uzaklaşabiliyoruz. Bunu çok iyi çözmüşler. Çok buna önem vermene bayıldım. Tertemiz iş olmuş. Tabi animasyon ve CGI tarafları var. Hayvanlar gerçek değil. Onların zaten hareketlerinden anlıyorsunuz. Biraz FPS'leri hızlandırılırken, biraz tuhaf gözükmüşler. Yani ben de bana tuhaf gözüktü. Yani hızlı hareket ettiklerinde işte o filler, geyikler vesaire birazcık tuhaf gözüküyor. Ya da işte insanlarla hayvanların o hızlı çarpışma gibi ya da işte bir yerde at bir insanı tepiyor. Oradaki etkileşimlerde animasyonlar ve hareketler birazcık tuhaf gözüküyor ama çok da göze batmıyor. Önemli olan hibritlerin de hibritler dediğimiz çocukların animasyonları, o kulak hareketleri işte varsa burun hareketleri işte vendimiz onun domuz burnun hareketleri vesaire hepsi çok güzel olmuş. Çok güzel çözmüşler. Beğendim. Ki Jeff Demir de bayılmış bu arada. Evet, şimdi diziyle ilgili başka ekleyeceğim bir şey yok. Biraz şeyden bahsetmem lazım. Nedir bu Jeff Lemire abimizin olayı? Yani onun çizgi romanları nasıldır ki e, bu çizgi roman uyarımız dizide böyle oldu? Aslında Jeff tarzı şöyle. Yani o çok daha nasıl diyeyim böyle ayaklarınıza ağırlık bağlayıp koşarsınız ya da işte sizi spora götürdüklerinde ilk böyle cime gittiğinizde bir sağlık topu verir. Onu böyle duvara fırlatırsınız. Böyle sırtınızdan geriye atarsınız. Onunla zıplarsınız vesaire. O çok ağır bir toptur. Onun ağırlıkları da vardır. Ve onu bıraktığınızda çok hafif hissedersiniz. Mesela ben basketbol oynadığım dönemde de vardı. Onlarla böyle koşardık ağırlıklarla falan. Sonra bir çıkarırdık. O tüy gibisin böyle uçarsın kaçarsın. İnanılmaz rahat hissedersin kendini. Çok atletik hissedersin. Jeff Lemire de sizi devamlı boğar çizgi romanlarında. Boğar, 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 yorar, üzer, yalnız bırakır, sıkılırsınız, ailenizi düşünürsünüz, her şeyi sorgulamaya başlarsınız. Böyle çok çok canınızı sıkar. Bunu kötü anlamda demiyorum. Gerçekten çok duygu yoğun, hikayeler anlatır. Burada aileyi sorgular, güncel dünyayı sorgular, eski dünyayı sorgular. Nesillerin arasındaki çatışmalara girer ve hep hep serttir, e, yorucudur. Ama öyle bir noktada sizi işte o dizide devam bu dizi daha farklı burada ama sizi öyle bir noktada umut verir. Öyle bir noktada sizi bu boğulmaktan kurtarır ki çok değerli gelir. Yani Jeff Lemire'ın hikayenin aslında özelliği budur. Yani dizide ya da pardon çizgi romanlarında bir umut her zaman bulamazsınız ama bulduğunuzda bu çok değerli olur. Çünkü sizi artık böyle bitirme noktasına getirmiştir ve oradan böyle çırpınarak çıkmaya çalışıyorsunuzdur. O zaman da hikayenin size yaptığı vuruculuk çok daha yüksek oluyor. Dizi ise bunu biraz tersten yapıyor. Yani bunu beğenmedim mi? Beğendim. Çünkü dizi olduğunu da unutmuyorum. Ee, ve esas hoşuma giden özü hiç bırakmıyor yani Jeff Cevdemir'in röportajlarında hep bundan bahsetmiş ya benim vermek istediğim mesaj işte o aile ilişkisi doğanın insanla ilişkisi onun dönüşümü işte ailemiz biyolojik ailemiz biyolojik olmayan ailemiz ...bunlarla ilişkimiz vesaire derken o genel öz özdeki temeldeki metni unutmayıp biraz daha farklı bir e, açıdan anlatıyor mesela çizgi roman karakterlerle giderken dizi tamamen aslında dünyasıyla gidiyor. Yani karakterler tabii ki orada ama dünyanın vurgusu hiç bitmiyor. Daha böyle umut verici, artık yenilenen, yağmurların yağıp temizlediği, böyle açık yeşillik düzlükleri gördüğümüz umudun hep orada bir yerde evet abi işte kurtulabilecekler galiba ama dediğimiz anlarda aslında bizi iten bir dizi. Bak kurtulabilecekler mi? Yok. Yapabilecekler mi? Yok. Çok güzel şeyler oluyor ama bak daha kötüsü geliyor. Dizi biraz daha bunu tersten yapıyor. Yani hep umut var ama bak başınıza da çok kötü şeyler gelecek hazır olun. Yani dizi biraz daha sizi hazırlıyor. Bunu hissettiriyor. E bu çok klasik bir dizi mekan mekaniği. Bundan da kaçmak zor. Ama istemez miydim? Evet. Belki de çizgi romanın ki spoiler vermeyeceğim ne korkmayın. İlk çizgi romanın ilk cildinin sonu çok serttir. E, hatta ilk e, tam gördüğümde dizinin aa dedim yani çizgi romandaki gibi bir son olursa seyirci çok küfür edecek. Ha, küfür etmesin istemişler yapımcılar. <laughs> o yüzden de bu değişiklikleri yapmışlar. Ama dediğim gibi kesinlikle gayet iyi olmuş. E, eklenen karakterler, eklenen hikayeler kesinlikle dünyanın gelişimini, o dünya kurulumunu vesaire çok iyi e, destekliyor. Evet şimdi biraz diziye geçeceğim. Dizide hala spoiler yok korkmayın. Dizide 3 e, ana hikayemiz var aslında. Jeopard ve Gus'un hikayesi işte... Doctor Dr. Singh ve karısı Ranin hikayesi, bir yandan da Amy, Amy'nin hayatı ve Amy'nin Wendy ile olan hikayesi, bu üç ana hikaye çevresinden dönerken bir yandan da işte villanlarımızı tanıyoruz. Dünyadaki diğer yan karakterler bölümlere giriyor çıkıyor, ama ana hikaye bu üç üç ikilinin ve aslında ana kötü karakterimiz Abbott karakterinin arasında dönüyor. Burada güzel olan şu, bu karakterlerin biz orijinlerini ya da işte hastalık illet diye çevirmişler böyle Netflix'e ben hastalık diyeceğim hastalığın dünyaya yayılmadan önceki durumlarını bize göstermesi çok doğal. Mesela şeylerde falan sıkıldık biraz. İşte Marvel filmleri DC filmleri ya da bu tarz uyarlama dizilerde orijinler çok motomot verilir. Şöyle oldu böyle oldu işte başında böyleydi hop şşt böyle hızlı geçişler işte bak hapisteydi çıktı annesi babası bilmem ne bir anda karakteri atarlar Ha iyiymiş bu muymuş o falan dersin biter. Bir türlü ona bir bağ kuramazsın o karaktere yani. Ama burada karakterler hep bizim iki ana karakterimizin ve yandaki hikayelerin ki bu hepsi ileride kesişecek zaten. Hikayelerin kesişim noktasına giderken hep başlarına gelenlerle karşılaşıyorlar. Olaylar yaşıyorlar. Bunlarla ilgili kendi aralarında bir bağ kuruyorlar. Duygusal ya da işte bazen öfkeyle başlayan bazen daha farklı noktalardan giren bu ilişkiler başlıyor. Sonra kesişiyor. Böyle olunca biz karakterlerin farklı duygular içerisinde tepki vereceğini de görüyoruz. Nasıl kişiler olduklarını görüyoruz. Ve, Aa evet ya bu karakter böyle biri. Ha, bunu yapması mantıklı. Aa, bunu niye yaptı demiyoruz yani hiçbir zaman. Hep mantık çerçevesinde ilerliyor. Yani o dizinin döngüsünde bütün bağlantılar karakterler arasında hep bir neden sonuç ilişkisine bağlı. Bunda dizi böyle arkadan böyle ufak eklemeler çıkarmalar da ben işte Jeopard karakterin mesela ben Amerikan futbolcusuyum diyene kadar aslında biz Amerikan futbolcusu olduğunu televizyonda görüyoruz. Sonra onu başkası tanıyor. İşte Gas mesela hiç tanımıyor çünkü Gas'ın farklı bir dünyası var. Böyle şey anlıyoruz. Gas dünyada o kadar kopuk ki işte hiçbir alakası yok. Mesela bir kutuda böyle paralar buluyor. Ne olduğunu bile bilmiyor. Onları atıyor. Bir yandan Gas'ın in insani özelliklerini de yine bu karakterler üzerinden ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü Gas Sonuçta bir hibrit. E, aslında içgüdüsü olarak bir hayvanken duygusu olarak daha insan olduğunu hep karakterlerle yaşadığı e, çatışmalar sonunda işte öfkelenmesi, mutlu olması, tatlı yediğinde aklının çıkması vesaire gibi hep bunlarla öğreniyoruz ve karakterler yolda çok daha iyi gelişiyor bu şekilde. Ve dizi de sizi bağlamaya başlıyor. E, çok iyi planlanmış o açıdan. Çok mutlu etti beni açıkçası. Çünkü ilk ilk anda şunu düşünmüştüm. Ya çok fazla yan hikaye var. Ana karakterler kopuk bunlar kesişene kadar çok dağılacağız. Yani neydi abi birinci bölümde neydi sekizde ne oldu falan çok üzüleceğiz. Kafamız karışacak diyordum. Hiçbiri olmadı. Burada da gerçekten hani e, Jim Mickle'ı, Beth Schwartz'ı da takdir etmemiz lazım. İyi bir e, showrunnerlık yapmışlar burada. Şimdi e, dediğim gibi yani genel olarak spoilersız olarak dizinin world building'ini, karakter yaratımını 8 e, bölümlük süresini, bölüm başına süresini, bunların içerisindeki anlatımını vesaire çok beğendim. eğer çizgi roman okuduysanız ilk başta size tuhaf gelebilir. Hiç bozmayın, devam edin. hiçbir, hiçbir şekilde sizi üzmeyecek. Deyip aslında bizinin spoilersız, genel olarak bu tavsiye ne yapıda olduğu kısmını geçiyorum ufaktan. Ha geçme şunu da ekleyeyim. ufak bir hikayesinden de bahsedeyim. Çok temel, çok basit bir hikaye temelinde. Bir mikrop, bir virüs aslında bulunuyor. Bu virüs bir şekilde belli deneylerden sonra ne kadar tanıdık dünyaya yayılıyor. İnsanlar ölmeye başlıyorlar. Ama tam bu noktada tam hangisinin önce doğduğu ya da kimin hangi aşamada ortaya çıktı bilinmiyor bu arada. Sonradan öğreneceğiz bunları. Hibrit çocuklar doğmaya başlıyor. Bu hibrit çocuklar yarı insan yarı hayvan. İşte kimisinin sadece boynuzları var. Kimisinin burnu domuz burnu gibi işte. Kimisi komple hayvan gibi gözükse de işte baya tüylü müylü vesaire ama e, konuşabiliyor. Yani hep böyle bir hibritlik var ama bu hibritliğin seviyeleri her canlıda değişik. Ve insanlar da bir noktada onları suçlamaya başlıyor. Sizin yüzünüzden öldük lanet olsun diye ki bu da aslında çok tanıdık. E, bugün hala sokak hayvanları konusunda çözülemeyen e, tartışmalar. Dünyada hayvanlara bakış açısı işte daha yeni Çin'de yaşananlardan dolayı neler geldi başımıza. Ki orada da şunu da ekleyeyim yani Çin'de olan konu herkes şey gibi düşünüyor ama işte ya işte sokakta insanlar yara sayıyordu öldük falan yok değil. Yani orada da aslında o fantastik hayvanlar özellikle de zenginler ya yani para kazanmak için satılan şeyler. Yani daha böyle durumu iyi olan insanlara satılmaya çalışan şey, çalışılan şeyler. Hep oradan çıkıyor aslında bunlar ve hayvanlar hep insanların hayatını ya kurtarmak ya onları memnun etmek ya mutlu etmek ya batıl inançlarını kuvvetlendirmek için kullanılan bir eşyadır dünyada da. Biraz da dizi buna çekiyor konuyu ve insanlar yine hayatta kalmak için bu hibritlerin üstüne gidiyorlar. Onlardan deneyler yapıp çözmeye çalışıyorlar konuyu kurtulmak için derken aslında konunun pek de böyle olmadığını görmeye başlıyoruz. Deyip konuyu da kısaca özetleyeyim ve şimdi spoilerlı kısma geçeceğim. Ha, şunu da belirteyim yine spoiler öyle ya izledik ve bitti abi dizi. Lanet olsun spoiler verdin. Öldük spoilerlar değil. Ben, ben biliyorsunuz bu konuda çok biraz daha farklı bakıyorum. Yani spoiler sizin diziniz zevkinizi bitirmez ama tabi bitirecekler. Bitireceğini düşünenler varsa bundan sonrasını dizi izledikten sonra izleyebilirler. Buraya kadar dizi izlemeyenlere ya da bundan sonra devam edeceklere biz de videomuzu sürdüreceğiz deyip bekliyorum birazcık. Hazır olun. Spoiler'a geçiyoruz. Geliyor. Geçiyorum. Geçtim. Çok Spoiler. Şimdi biraz bölümlerden ve bölümlerin akışındaki olaylara da girmek istiyorum. Normalde benim dizi yorumlarında çok spoilerlı konuşmam. Ya da film yorumlarında ama burada artık biraz konuşacağım. Çünkü ikinci videoları genelde yapamıyorum. Onlar hep kalıyor. Bugün değerli olacak bu spoiler kısmı merak etmeyin. Şimdi ilk bölümü Jeff Lemire yaz demiştik. Burada dizinin... Zaten ana düğüm noktası da ilk bölümde çözülüyor. Yani şöyle ana mesajı daha doğrusu çözülüyor. İnsanın hep bu doğaya kaçışı özellikle de başına bir şey geldikten sonra olmaya başladı. Son dönemde yani bu Türkiye'de çok gözümüzde görüyoruz bunu zaten işte o tiny house'lar o minik evler doğaya kuruluyor. İnsanlar oraya gidiyor kaçıyor. Dünyada da böyle işte karavanıyla çıkanlar vesaire ama bu konuda bir noktada ki Nomadland da buna biraz değiniyordu. Yine zenginin eline düşmeye başlıyor yani zengin olan orada bir yapı kurup rahatça yine yaşayabiliyor. Sonra medeniyetin içinde tırnak içinde medeniyetin içindeki evine de geri dönebiliyor. Ama yine burada daha fakir olan, daha imkanı olmayan ya da artık bitmiş olan yani kaçmak isteyen ama kaçamayan kişi yine kaçamıyor. Çünkü çalışmak zorunda. işi yine şehir merkezinde gitmek istese nereye gidecek? Arabası yok. Hadi gitti orada nasıl kalacak vesaire hep bu ikilemin içinde tıkanıyoruz aslında. Burada da daha ilk bölümden e, doğaya dönüş zorunlu olarak oluyor. Ve tamamen artık paranın herhangi bir meta değerinin e, bittiği noktada başlıyor. Ve ta, e, tamamen işte, Pupa karakterinin ve gasın hikayesini burada görüyoruz. Onların doğayı bilmesi, doğayla uyumu. Aslında biri hibrit biri insan ama zaten öbürü de işinden mutlu değil ki. Orada küçük bir gönderme de var. E, i̇lerleyen bölümlere göreceksiniz. E, Pupa karakteri yani Gas'ın babası e, şey... ...barda çizim yapar böyle bir dünya oluşturumları. O da aslında biraz Jeff Lemire minik bir gönderme. Jeff Lemire de çizgi romana başlamadan önce barda çalışan... E, ...akşamları böyle barda arkada çizim yapan, evine gittiğinde çizim yapan... E, ...hikayeler yazan e, birisi. Neyse tekrar dönüyorum hikayeye. Bu kaçışın ana temasını daha en baştan buraya taşıyor. Paradan, e, metadan çıkartıyor. Burada bir hayat kuruluyor ve doğaya dönüş Başlıyor. Yani burada aslında karşılıklı bir dönüşüm var. Çünkü zaten dünyayı görmeye başladığımızda da hep olur ya yani insan çıktığında o bütün binalar işte yeşillikler sarar, ağaçlar fışkırır. Bu başlıyor. Yani karşılıklı iki tarafın birbirine dönüşümü burada da karakterleri görüyoruz. Jeff Demir aslında çizgi romanında anlatmak istediği bu ilk ana fikri ilk bölümden kendisi de yazarak çok güzel veriyor. Burada sonra ikinci bölümde mesela yine değineceğim Amy karakteri başlıyor. Amy karakteri çizgi romanda yok. Onu da söyleyeyim. Amy karakteri sıfırdan bir karakter. Yine Jeff Lemire röportajında bu karakteri çok beğendiğini söylemiş. Ben de çizgi romanı okurken e, hatırlamamıştım başta. Ya bu karakter var mıydı yok muydu? Evet yoktu. Dizide de o yüzden hiç bende sırıtmadı. Demek ki hiç sorgulamamışım bile. Amy karakteri de temsili de burada biraz ya doğa ana ile böyle insanlığın annesi gibi biraz daha o hibrit hibrit anneliği o alıyor. Yani kendisi bir psikolog çalışırken işte bu salgın başlıyor. Sonra kendi kafesinde kapalı kalıyor. Burada da yine güzel bir dönüşüm var. O kafesinde, o ofisinde aylarca belki de çıkmadan yaşamak zorunda kalıyor. Daha sonra dışarı çıktığında her şey değişmiş. Ve böyle işte filler sokaklarda geziyor. Sağdan geyikler fışkırıyor. Orada bir şeyler var. Hayvanlar artık özgür kalmışlar. Ve zaten bir zoo var kenarda hayvanat bahçesi. Oraya gidiyor ilk. Bu da güzel bir aslında yine mesajla göndermeyle geliyor çizgi romandan. İnsanlar devreden çıktığında hayvanlar özgür kalıyor. Zaten çizgi romanın da ana hikayelerinden biri de insanlar ve hayvanların ilişkileri ve bunların aslında o hibrit bir çocuktan ne kadar farkının olmadığını da vurgulayan bir yapısı var. Aslında Amy karakteri burada daha da güçleniyor. Yani bir anne gibi çıktığı zaman artık o hiç sorgulamıyor çünkü. Hayvanlar özgür kalınca mutlu olan bir psikolog ve insan hasta ruhunu çok iyi anlayan biri psikolojisini ve onlar hiç sorgulamıyor. Çünkü dizi boyunca şunu görüyoruz. Normal insanlar tırnak içerisinde normal bunları görüyor ya da işte hibrit çocukları olduğunda deliriyorlar. Jeopard karakterinin de geçmişini son bölümde görüyoruz. Onun da motivasyonu aslında hibrit bir çocuğu olması, panikle kaçması ve kaçtıktan sonra da pişmanlık duyması. Çünkü karısını ve çocuğunu da birer alıp götürüyor ve onları bulamıyor. Ve onları bulamadığı için de gasa sarılıyor. Gasta aslında ilk başta onunla beraber olmayacakken sadece vicdanını rahatlatmak için hatta yola çıkmışken inanılmaz güçlü bir bağ kurmaya başlıyor. Tekrar dönüyorum Amy'ye. Amy de burada işte bir anne karakteri. Yani sorgulamadan daha o doğanın da temsili kendi içerisinde de doğaya direkt kendini bırakarak hiç sorgulamadan onlara sahip çıkıyor ve Preserve'ı kuruyor sonra Preserve zaten General Abbott'ın eline düşecek onları artık dizide izlersiniz oralara çok girmeyeceğim. Şunu demek istiyorum aslında yani Amy karakteri dışarıdan eklenmesine rağmen bu büyük dünyadaki çok daha geniş bir dünyayı görüyoruz. Çizgi romanda bu kadar büyük bir alanı görmüyoruz normalde daha küçük bir alandayız çok daha büyük bir alan gördüğümüz için bu yan karakterlerin etkisi çok önemli. İşte burada, mesela Wendy karakteri normalde e, Gaz e, işte yakalandıktan sonra ortaya çıkan ve orada tanıştıkları e, prisonda tanıştıkları bir karakterken burada background ile yani arka planıyla onun annesi Amy ile beraber görüyoruz. Amy'nin aslında motivasyonu da e, ana mesajlardan biri haline geliyor dizideki. Tabi buralar ilk, ilk bölümden itibaren çizgi romanda daha karanlık. işte Özellikle Gus'ın ilk gofretle kandırılıp yakalandığı kısımda Jepard gelip aslında orada insanların kafasını havaya uçururken burada daha sakin, <laughs> biraz daha sakin dövüyor. Ya da işte başka noktalarda mesela yolda giderken Jepard ve Gus karakter bir eve girerler. O evde insanlara pazarlanılmaya çalışılan hibritler vardır orada ciddi diyaloglar döner. O diyalogları ve o hikayeyi mesela daha yumuşatmak için bir dağ evine almışlar. Dağ evinde e, gaz oradaki insanlarla karşılaşıyor. Cepırtı sorguluyorlar. Orada çok güzel estetik bir camdan gördüğümüz bir dövüş sahnesi var. Vesaire ama burada da mesela yine şeyi kaybetmiyorlar o sertliği. Nasıl kaybetmiyor? Daha psikolojik bir sertlik. İşte duvarda bir geyik kafası gördüğünüzü düşünün ve sizin de hibrit bir geyik insan olduğunuzu düşünün. Yani orada sizin kafanız da olabilir ve bir anda hiç bilmediğiniz bir dünyada sizin türünüzden gelen ki burada çok güzel bir detay daha var. İlk bölümden itibaren aslında geyikler gasta da gası da anlamayıp onunla bağ kurmaya çalışıyor. İşte yanına geliyor bakıyor bazen o görüyor vesaire. Yani onlar da içgüdüsü olarak onun ne olduğunu anlamaya çalışırken da dış dünyayı anlamaya çalışıyor. Hem hayvani özelliklerini keşfediyor hem insani özelliklerini keşfediyor. Ama hiç insani olmayan bir şey gördüğünde, şu işte duvarda asıl olan geyiği gördüğünde aklı gidiyor. Yani bunlar mesela çok güzel detaylar. İyi planlanmış yine senaryo içerisinde. ve Dizinin gidişatıyla ilgili genel bu çıkış noktalarında yine bir karakterimiz daha var. Beer karakteri. Beer karakteri normalde çizgi romanda yanlış hatırlamıyorsam, yani farklı karakterler vardı ama işte bu ikiliye yolda saldıran o maskeli karakter aslında kötü kişilerdi. Birazcık onları alıp farklı bir yapıya çevirmişler. Nedir bu yapı? Aslında bir karakteri ve bir karakterin çevresinde oluşturduğu yapıdaki çocuklarla yaşlıların ilişkisi yani aslında bu dönem dediğimiz o boomer zoomer ilişkisi burada başlıyor. Biraz da dizi buna da girmek istemiş. Bence çok güzel olmuş. Yani gençlerin o bir karakterin öncülüğünde Dünyaya farklı bakmaları... Hayvanlara farklı bakmaları... Hibritleri kurtarıcı olarak görmeleri... Vesaire çok güzel... Çünkü diğer taraftan da bakıyoruz... Yaşlı yaşlı insanlar böyle... butlar bilmem ne hep böyle yaş ilerlemiş... Rick, Rick Rock... Rick Rock mıydı? Rick Bridge... Rick Bridge kasabasında birazdan konuşacağız... Rock Bridge pardon... Rock Bridge kasabasında birazdan konuşacağız... Yani bu insanlar hayatta kalmaya çalışıyor ama... Atladıkları çok acayip bir yer var... Siz öleceksiniz... Yani ne kadar yaşayabileceksiniz 10 15 sene yani insanlık bitecek sizin hayatta kalmanızdan çok azdır çocukların hayatta kalması önemli ya. bu kimsenin umurunda değil yani e, Abbott'ın da umurunda değil e, ki burada yine Capote çok güzel bir şey diyor bu zenginler için o dağ evinde karşılaştıkları insanlara biz kimseyi öldürmedik biz bir şey yapmadık diyor ama orada refah içerisinde ferah ferah yaşıyorlar onların orada yaşaması için işte Capote gibiler birilerini öldürüyor zaten birilerinin işini bozuyor Orada yeni bir organizasyon oluşturuyor. Bugün işte yine çok tanıdık gelen bir hikaye bu da. Yani gücü parayla satın alabiliyorsanız ya da gücü bir şekilde yönlendirecek ilişkileriniz varsa siz zaten elinizi kirletmiyorsunuz. Başkaları kirletiyor. Ve böylece bütün çevrenize zarar veriyorsunuz ve bunun hiç farkında olmuyorsunuz. İşte burada yine daha akıllanmış, daha zihni açık bir ve tayfası o gençler devreye giriyor. Dünyaya farklı bir bakış getiriyor. Hibritleri koruyorlar. Aslında gençlerin o korunma e, içgüdüsü oradan geliyor, yani onların değerli olduğu, e, hayatta kalmak için onlara ihtiyaç olduğu da ortaya çıkıyor. Ve bunu da tabii biraz teknoloji de eklemişler, işte VR dünyası, oradan biraz işte oyun dünyası vesaire. E, oralar e, birazcık cheesy yani evet yani çok daha vurucu olabilir miymiş olabilirmiş ama oralar artık işin içine çocuklar gelince biraz daha böyle sakin, daha böyle light tutmuşlar. Biraz daha böyle dizinin sertliğine uygun olabilirmiş orada birazcık tonumuz düşüyor e, sertlik tonu düşüyor daha doğrusu ama tempoyu bozmuyor gayet güzel o hikayeyi de görüyoruz zaten bir daha sonra kendi içlerinde çatışma yaşıyorlar bu da güzel çünkü çocuk da olsan büyük de olsan insan olduğunun ve insan çatışmalarının insan hatalarının hiçbir zaman değişmediğini vermek de çok değerli kendi içlerinde de sıkıntı yaşıyor ve bir başka bir yola gidiyor. Gasın yanına, Jeppard'ın yanına dahil oluyor. Bu da çok güzel bir detay yine. Son kısımda da şeyden bahsedeceğim. İşte Rockbridge kasabası, Rockbridge kasabasında doktor Singh ailesini görüyoruz. Onların da hikayesi çok acayip. Ki dizinin bence en vurucu yerlerinden biri burası. Şöyle bir sahne var. Rockbridge kasabası oturuyoruz. Kurtulanlar günü diye bir şey yapmışlar. Yani bir kasaba kapatılmış kurtulanlar orada virüsün oraya asla girmeyeceğini zannediyorlar. Tabii ki doktor eşi üzerinde ilaçlar denerken onun hastalığı bir şekilde bulaşmaya başlıyor. Zaten onlar da nereden geldiğini bilmiyorlar. Son bir noktada ilaç işe yarıyor ama yarım işe yarıyor vesaire derken işler karışıyor ve bu kurtulanlar gününde partinin ev sahibi abimizin hasta olduğu ortaya çıkıyor. Ve diri diri yakıyorlar. Şimdi dizide sertlik yok dedim. Evet hani yandığı anı tabii görmüyoruz böyle yani bağırıp çağırıp böyle suratı erimiş bir insan görmüyoruz. Ama o yanarken böyle tatlı yiyen, şarkı söyleyen, iyice psikopatlaşmış bir grup görüyoruz. İşte yine insanlığın özeti gibi bu sahne. Yani orada kendilerini yani 5-10 kişilik boktan dünya için belki hiçbir önemi olmayacak. <laughs> hiçbir işe yaramayacak bir grup insan kurtulmak için bir başkasını artık yakmayı yok etmeyi ve bunu yaparken de şarkılar, türküler, tatlılar yiyerek yapmayı e, hiçbir sorun olarak görmüyorlar. Bence çok vurucu bir sahneydi, güzel bir sahneydi. Ki bu benzer bir hikayenin mesela Handmaid's Tale diye bir dizimiz daha var. Onda da bahsetmiştim kanalda. İzleyebilirsiniz onu da. E, orada çok daha sert anlatır. Orada daha hani e, kadınların artık e, kullanılması ve onların üzerinden çok e, vurucu bir hikaye anlatır. Burada da aslında tamamen e, o hikaye daha da genişletip bütün insanlara yaymış. Kadın erkek çocuk hiç ayırmıyor artık. Böyle düşünce daha psikopat bir hikaye var karşımızda bazı açılardan. Ama bunu da yine çok böyle naif vermişler. E, bu da yapımın başarısı. E, showrunner'ların başarısı olmuş. Güzelce çözmüşler konuyu. Peki dizi nereye gidecek? Ne olacak? Bu dizi e, devam edecek mi? Tutacak mı? E, bu ana karakterler nasıl bağlanacak? Şimdi dizinin ben iyi gideceğini düşünüyorum. Zaten hızlıca ikinci sezon onayını al, alacaktır ya da almıştır şu an e, takip etmedim son dakika haberini ama e, özellikle son dönem uyarlamalarda mesela Jupiter Legacy diye bir uyarlaması var Netflix'in. 10 dakika dayanabildim. Onlarla falan kıyaslayınca bu iş bayağı iyi duruyor. Hikayenin zaten e, merak uyandırıcı hani ben çok sevmesem de o kısmı, merak uyandırıcı, seyirci bağlayacak kısmı da e, okey çalışıyor. Yani işte e, dizinin sonunda Birdie'nin işte Gas'ın biyolojik olmayan annesinin tekrar Alaska'ya gittiğini, burada bir çalışma yaptığını gördük. Bir onla bir ilişki kurdu. Oradan pardon, bir telefonla bir bağ kurdu. Diğer tarafta Javert karakteri yaralandı. Gas içeri atıldı. Oradan nasıl çıkacak belli değil. İşte Dr. Singh deneyleri yapmaya sertçe başladı. Hiç artık karısı için her şey yapmaya hazır durumda. Bu karakterlerin yolları bir kısmı kesişti, bir kısmı da kesişecek. İçeride göreceğiz ki General Abbott'ın... E, ...yanındaki kişi kim bu ortaya çıkıyor ...daha naif vicdanlı kişi kim bu ortaya çıkacak... ...sanırım o çizgi romanda... ...kardeşi ya da oğluydu... ...yani ama kardeşi gibi kalmış aklına... ...belki değiştirmişlerdir oğlu da olabilir... ...şu an net hatırlayamadım... E, ...ama oğlu olması daha mantıklı geliyor şu arada... ...şu anda... ...yani onlar da birleştiği zaman dizi bence... ...özellikle bu özünü unutmazsa... ...yani bu doğa insan ilişkisi... ...insanın doğayı mahvetmesi... Anne baba aile ilişkisi, biyolojik ailemize ihtiyacımız var mı yok mu kafası ki yine Shoplifters filmi 2018 buna güzel değinmiştir ona da bakabilirsiniz. Bu özleri kaybetmediği sürece bizi bence güzel gider. Tahminen ki bu ilk cilt baya aslında ilk cilt yani ilk ciltte bu iki başı ve sonu arasındaki kısmı genişletmişler. Ki yani şunu da ekleyeyim aslında hatta bununla kapatabiliriz çizgi romanın ana noktaları işte birinci noktası, ikinci noktası bir de üçüncü noktası olsun. Bu noktalar aynı. Ama bu noktalara gidiş yolları çok daha geniş ve daha dolan başlı. Birazcık daha da böyle yandan yeni karakterlerin girmesiyle daha böyle şekillenmiş bir yapısı var. Yoksa o noktalar onların birbiriyle bağlantıları ve kurgusu yine mesajları aynı gözüküyor. O yüzden ben Tahminen sezonlara ilerledikçe de dizinin temposunun çok düşeceğini zannetmiyorum ki bundan sonra daha da yükselecektir. Özellikle gaz karakteri ve hibrit çocukların dünyasını, onların gelişimine, onlarla daha çok bağ kurmaya başlayacağız. Ki ben şey de seviyorum yani aslında adult seyircinin biraz daha bu çocukların hikayesini izlemesi ve onların haklı motivasyonunu, haklı isteklerini görerek izlemesi çok güzel olacak. Ha, umarım bunu kaybetmezler. Ya yani bir yandan ya insanlık da kurtuluyor Öne alıp hibritlerin hikayesini arka plan atarlarsa o zaman iş bozulur. O zaman bozuşuruz. Yani bunu bilmiyorum ikinci sezon için bir video yapar mıyım ama o zaman o zaman biraz sert bir video gelebilir. Diyorum evet Sweet Tooth'u izleyin. Gerçekten dünyanın kurulumu, karakterleri Jeff çizgi romanda kurduğu dünyanın aktarımı, uyarlaması gayet iyi renk tonu, Dizinin genel tonu, senaryosu her şey çok temiz çalışıyor. Ee, hiç sıkılmadan rahatça izleyebileceğiniz bir dizi. Evet işte o oh, aklım çıktı neler oldu işte Netflix'in öyle bir vurdu ki yeni hiti değil ama ya bu ne abi artık hep Netflix işi falan gibi üzüleceğiniz geleceğiniz bir iş de değil. Tertemiz izleyip güzel vakit geçireceğiniz çizgi romanı da merak ederseniz kesinlikle okumanızı öneriyorum. Hele hele de daha sert bir hikaye görmek istiyorsanız Çizgi da mutlaka bakın diyorum. Dizi videoları yine gelecek. Şimdi yaz NBA bitecek Temmuz'da. Temmuz'dan sonra yine araya diziler, belki animasyonlar vesaire bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Görüşün, çana tıklayın. Çana tıklamıyorsunuz.